İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Sayın Turan Çömez. Efendim iyi günler. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Siz yine sahadasınız. Ankara'da. Evet, Balıkesir'deyim. Sizi bulmak da çok zor. Yerel seçimlerde yaklaşırken sürekli olarak performansınızı artırarak devam ediyorsunuz. Bu yoğun akışta bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ederek başlayayım. Şimdi efendim tabii ki çok konuşulan bir skandal var Amerika Birleşik Devletleri'nde, Epstein skandalı. Çokça gündem olmaya başladı aslında. Çok bilinen bir olaydı ama detayları netleştikçe aslında olayın maalesef ortaya atılan iddiaların akıl almaz boyutlara ulaştığını söyleyelim. Ve Türkiye'den de çocuk kaçırıldığına dair ifadeler de var yine bu skandalın içerisinde. Bu konuda tabii bizi çok hassas bir noktada etkiliyor, çocuklarımızı etkilediği için. Sizler de dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştınız. Bir video çektiniz belgeleriyle birlikte. Dediniz ki biz böyle bir yapıyı çökertmiştik. Şimdi bize bunun detaylarını efendim anlatabilir misiniz? Yani önünü, arkasını, ortasını ne varsa ilk defa paylaşmıştınız. Bu detayları sizden bir kez daha dinlemek isteriz. Buyurun. Öncelikle Amerika'da yaşanan skandal çok vahim bir skandal. Bir Siyonist örgüt bu. İçerisinde çok güçlü politikacıların olduğu, çok zengin iş adamlarının olduğu, sanatçıların olduğu, dünyanın tanıdığı popüler isimlerin olduğu korkunç bir Siyonist örgüt, bir adaya kaçırılan çocuklar, küçük yaştaki çocuklar, bunların öldürülmeleri, bunların istismar edilmeleri çok vahim olaylar. Tabii bu bugün olan bir olay değil, çok önceden var olan, dünya gündemine gelmiş bir olaydı. Fakat Amerika içerisindeki bazı iç çatışmalar sebebiyle, Amerika ile İsrail arasında yaşanan bazı gelişmeler sebebiyle bu davanın ayrıntıları gün yüzüne çıktı ve çok vahim tablo ortaya çıktı. Tabii bizi burada ilgilendiren bir konu var. Orada ifşa edilen belgelerden birinde söz konusu kişiyle ortaklığı olan bir Türk kadının, evet, Türkiye'ye defalarca gidip geldiği ve bazı Türk çocuklarının kaçırıldığı şeklinde bir iddia. Bu soru yöneltildiğinde Epstein'in pilotu buna kayıtsız kaldı ve cevap vermedi. Cevap vermeme hakkını kullandı. Buradan da durumun daha da vahim olduğu kanaati ortaya çıktı. Tabii bilemiyoruz neler olduğunu. Türkiye'den çocuk kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı? Özellikle Sayın Akşener, Sayın Genel Başkanımız 1999 depremini yaşadı. Geçtiğimiz günlerdeki 6 Şubat, geçtiğimiz yıl 6 Şubat depreminin hemen ardından kamuoyunu uyardı. Çocukların mutlaka korunması, kollanması gerektiği konusunda çok ciddi bir uyarısı olmuştu. Tabii bu hep konuşuldu, tartışıldı. Hala kayıp çocuklar var. Bunların hakikaten kaybolup kaybolmadığı, kaçırıldıysa nereye götürüldüğü konusu hala tartışmalı. Tabii bu konuda net bir araştırma olmadığı için durumun ne olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Yine geçtiğimiz aylarda Hollanda'da bir Türk çocuğunun, depremde de bir Türk çocuğunun sokakta bulunduğu haberleri basına düştü. Ve bununla ilgili de detay daha sonra gelmedi. Bu çocuğun Türkiye'den nasıl çıktığı, oraya nasıl girdiği, pasaportu yok, hiçbir şey yok. Bütün bunlar kaygıları büyük ölçüde arttırdı. Şimdi 2006'da yaşadığım olaya geçmeden önce bir başka konuyu daha paylaşmak istiyorum sizinle. Buyurun efendim. Endonezya depremi yaşandığında ben oradaydım. Daha doğrusu depremin hemen ardından Endonezya'ya gittim ve o tsunami sonrasında o bölgede insani yardım faaliyetlerinde bulundum. Türk Kızılayı'yla birlikte. Uzunca bir süre kaldım Sumatra adasında. Orada bir şey dikkatimi çekti. Depremin hemen ardından büyük Amerikan savaş gemilerinin Endonezya açıklarına geldiğini ve uzunca bir süre, aylarca orada beklediğini gördüm. Buna tanık oldum. Bunu o zaman da çok sorgulamıştım. Hala sorguluyorum. Yani deprem ve felaket olan, doğal afet olan bu bölgelere Amerika'nın büyük ilgisi, savaş gemileriyle orada varlığının bulunması büyük bir soru işaretini de beraberinde getirmişti. Bunu da tarihe not düşmek için sizlerle paylaşıyorum. Gelelim 2006 yılında yaşananlara. Tabii o dönemde ben 22. dönem milletvekiliydim. Bir ihbar aldım. Bu
ihbarda şuydu, küçük bir çocuğa yapılmış bir suistimaldi. Korkunç bir olaydı. Bir doktor, İzmir'de bir büyük hastanede çalışan bir doktor beni aradı ve dedi ki bir çocuk var burada, 17 aylık, bu çocuğa tecavüz edilmiş. Fakat adli tıp kurumu tecavüz değil, normal raporu vermiş. Benim bunu kabullenmem mümkün değil. Büyük bir ızdırap çekiyorum. Bir vekil olarak sizi aramayı uygun gördüm dedi. Bir gece yarısı kalktım, İzmir'e gittim. İzmir'de bu çocuğun bulunduğu hastaneye gittim. Çocuğu muayene ettim. Gece saat 12 sularıydı. Doktorumu evinden davet ettim. O da benimle birlikte çocuğu muayene etti ve vahim tecavüz olayını orada belgeledi. 17 aylık bir bebekti bu ve maalesef adli tıp kurumu herhangi bir tecavüz olmadığına dair sağlam raporu vermişti. Gece saat 2'de zamanın Adalet Bakanı Cemil Çiçek'i aradım. Eğer dedim söz konusu adli tıp kurumu yeniden toplanmazsa, bu raporu revize etmezse sabahleyin siyasetten de partinden de ayrılıyorum. Ertesi sabah saat 9 gibi toplandı adli tıp kurumu ve bu çocuğa maalesef tecavüz edildiğini belgeleriyle raporladı. Daha sonra da ilgili kişiler içeriye alındı. Olayın üstüne gittim. Olayın üstüne gittiğimde gördüm ki maalesef çocuk pornografisi tacirleri, korkunç çeteler, Türkiye'ye musallat olmuş yabancı çeteler bu çocukların istismarını kayda alıp maalesef dünyaya pazarlıyorlarmış. Ve daha da vahim bir bilgi geldi o dönemde yine. Ege sahillerinde büyük ve zengin kişilerin yatlarıyla geldiklerini, buralardan Türk sistemine girmeden kendi uydu kanallarıyla yayın yaptıklarını ve istismar olduğunu bana anlattılar. Ben bununla ilgili çok yoğun bir çalışma yaptım. Bir dosya hazırladım. Zamanın İçişleri Bakanı Abdülkadir Akçı'ya ulaştırdım. O da emniyet birimlerine talimat verdi. Üzerinde yoğun bir çalışmanın ardından çocuk pornografisi çetesi çökertildi. Suç unsurlarıyla beraber yakalandı. Bunu da meclis kürsüsünden duyurdu. Böyle bir çalışma yaptık ve bu çalışmanın da dosyasını bize milletvekilimiz Duran Çömez verdi diye paylaştı. Tabii çok can sıkıcı bir olaydı, çok üzüntü verici bir olaydı. Meclis kürsüsünde konuşulmanın dışında ben bunu çok dillendirmemeyi, Türkiye'yi rahatsız etmemeyi tercih ettim. O gün o konu yaşandı, çete çökertildi. Sonra ne oldu bilmiyorum, daha başka şeyler oldu mu vakıf değilim. Fakat yıllar sonra buna benzer skandallar dünya gündemine düşünce ve Türkiye'nin de adı geçince bu olayı paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü vahim bir olaydı. Bizatihi tanık olduğum, üzerine gittiğim ve İçişleri Bakanı ile beraber çökertilmiş bir çetenin varlığının bilinmesi gerekiyordu. Önemliydi bu. O sebeple kamuoyuyla paylaştım bu konuyu. Hali hazırda da bu iddiaların çokça konuşulduğu bir dönemdeyiz. Mecliste veya bireysel olarak bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Veya yine kulağınıza gelen bilgiler oldu mu bu noktada? Yani kamuoyu şüphesiz biz bir milletvekiliyiz, siyaset adamıyız. Milletten bize bir bilgi gelirse, bir talep gelirse, bir enformasyon sağlanırsa ya da başka kanallardan, kaynaklardan bize bir bilgi ulaştırılırsa tabii ki cesaretle üstüne gideriz. Ama dediğim gibi yani biz milletle beraber siyaset yapıyoruz. Milletten, halkımızdan gelen bilgiler üzerine bu konuların üstüne gidebiliyoruz. Onun için de başka bir araştırma imkanımız yok. Fakat dün itibariyle İçişleri Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Emniyet kayıtlarında 2002 yılından bugüne kadar kaybolmuş ve bulunamamış çocukların dağılımlarını sordum. Hangi illerde ne kadar çocuğumuz kaybolmuş, emniyet kayıtlarında neler var? Bununla ilgili bir soru önergesi verdim. Ama onun dışında kamuoyumuzdan, toplumdan, halkımızdan, aziz milletimizden herhangi bir bilgi gelirse, herhangi bir talep gelirse, bizden kendileri paylaşacağı bilgilerle bir talepte bulunurlarsa memnuniyetle bir siyasetçi olarak konunun üstüne gideriz. Peki, umarım şeffaflıkla bu soru önergesine bir cevap da alır, bizler de sizden aracılığıyla öğrenmiş oluruz efendim diyelim. Şimdi bu Siyonist örgüt Çabat adı verilen bir örgüt. Şimdi biz Çabat'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tanıyoruz. Yani oradaki arsa alımları, mülk alımları var ve yine daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden de Kuzey Kıbrıs'a bir sinagog inşa etme çabalarında olduğunu biliyoruz. Var olanların da yenilenmesini istiyorlar. Tabii bunlar doğal istekler ama New York'ta böyle bir sinagogda bir tünel ortaya çıkınca epey akıl almaz iddialarla beraber. Çünkü tünelin çıkış noktasının çocuk
müzesinin yakınlarında olduğu ve oralarda kayıp iddialarının olduğu da çok konuşuluyor. Kuzey Kıbrıs'ta da bu yapı bir denetim altına alınmamıştı. Ancak konu Türkiye'de gündem olunca kapatıldı. Şimdi neler dönüyor Turan Bey? Yani bir BOP projesinin bir ayağı olan bir örgütün veya en azından bunu gerçekleştirmek isteyen bir örgütün yaptığı faaliyetler var Kuzey Kıbrıs'ta da. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Neler söylersiniz? Bakın, söz konusu örgütle ilgili Amerikan basınına da düşen çok vahim olaylar var, çok vahim iddialar var. Gerçek olduğunu düşündüğüm çok vahim bir tablo söz konusu. Hekim olarak benim daha kolay anlayabileceğim vahim iddialar ortaya atıldı ama bunları ekranlardan dile getirmeyi şimdilik doğru bulmuyorum. Ancak söz konusu örgütün ya da o örgüte mensup zengin Yahudi iş adamlarının Kuzey Kıbrıs'ta Türk bölgelerinde yoğun arsa alımına dair çok ciddi bilgiler var. İddianın ötesinde bilgiler var. Bir kere onun altını çizeyim. Tabii Kuzey Kıbrıs niye önemli? Birkaç açıdan önemli. Birincisi, Kuzey Kıbrıs'la İsrail arasında çok fazla bir mesafe yok. Orada bizim mavi vatanımız söz konusu ve dünyanın en zengin doğal gaz ve petrol rezervleri var orada. Ve eğer oradaki petrol rezervlerimizi ve doğal gazımızı çıkarsak Türkiye'nin bırakın borcunu, borcunun 10 katını, 20 katını ödeyebilecek ve Türkiye'yi hakikaten refah seviyesine taşıyacak büyük bir zenginlik var orada. Şu anda o bölgede çok yoğun bir şekilde arsa arazi alıyor Yahudiler. Aslında Türkiye'nin her yerinde de öyle. Ben size Balıkesir'den sesleniyorum. Gelin sizi Balıkesir'in köylerine götüreyim. Şaşıracaksınız, inanamayacaksınız duyduklarınızda Balıkesir'in köylerinde sahibi bilinmeyen yabancı şirketler, çoğunun Yahudi olduğu tahmin ediliyor. Avukatlarını gönderip, emlakçı aracıları gönderip bölgeden çok yoğun arazi satın alıyorlar Balıkesir'den. Diğer illerden de keza buna benzer bilgiler geliyor. Konumuz Kıbrıs, tekrar Kıbrıs'a dönelim. Bir kere bu bölge çok zengin bir bölge. Yani çok ciddi bir doğalgaz ve petrol rezervi var. İkincisi, İsrail'in tam karşısında, yani İsrail'le çok yakın ilişkisi olabilecek bir coğrafi yakınlıkta. Büyük Orta Doğu projesi başladı ve devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Erdoğan ben bu projenin eş başkanıyım diye defalarca söyledi. Ve biz o zaman bunun ne kadar büyük bir felaket olduğunu, bölgeyi büyük bir kaosa sürükleyecek, Türkiye'yi bölecek bir senaryo olduğunu, bir proje olduğunu ve bir Yahudi projesi, İsrail projesi olduğunu defalarca söyledik. Şimdi de iddiayla, ısrarla ve altını çizerek söylüyorum. Büyük Orta Doğu projesi bu coğrafyada, bulunduğumuz coğrafyada İsrail'in güvenliğini sağlamak için, İsrail'in vaat edilmiş topraklar iddialarını hayata geçirmek için Amerika tarafından kutlanmış ama fikir babası İsrail olan korkunç bir projedir. Nedir bu? Bölgedeki bütün ülkeleri parçalara ayırmak. İşte Irak'ta yaptılar. Kısmen Suriye'de yapıldı. Diğer coğrafi bölgelerdeki ülkelerde, Kuzey Afrika'da buna benzer gelişmeler yaşandı. Bölgeyi parçalarına ayırmak, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak, bunları birleştirip Akdeniz'e ulaştırmak, ilerleyen yıllarda Türkiye'den arzu ettikleri parçayı kopartmak, hem Büyük İsrail Devleti'ni kurmak, hem İsrail'in güvenliğini sağlamak, hem de bulunduğumuz coğrafyada, Müslüman ülkelerde bir mutsuzluk, bir huzursuzluk, bir kaos, yıllarca kendilerine gelemeyecek bir altyapıyı hazırlamak. Büyük Orta Doğu projesi budur. Bitmemiştir, devam ediyor ve her attıkları adımda da Büyük Orta Doğu projesiyle uyumlu adım olmasına dikkat ediyorlar. Suriye'deki yaşanan gelişmeler tamamen bununla alakalıdır. PYD-YPG'nin arkasında Amerika olduğu zannedilse de asıl bu işin fikir babası İsrail'dir. Maalesef Erdoğan iktidarı tek adam rejimi bunları görmüyor. Görse de sanıyorum bu saatten sonra herhalde o kadar entegre oldu ki bu yapılarla çok da fazla yapacak bir şeyin olmadığını düşünüyor. Ama ben Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi Turan Bey, siz yine çok önemli bir paylaşım yapmıştınız. Türkiye'de Mossad operasyonu gerçekleştirildi bir tarafından ve bu operasyonda 36 kişi casus olarak yakalandı. Şüpheli olarak götürüldüler ve 15'i de zaten tutuklandı. Ardından siz bir paylaşım yaptınız. Bu kişiyle alakalı dediniz ki bu kişinin bir doktor olduğunu, Mossad ajanı çıktığını ve hakkında güvenlik soruşturmasının yapılmadığını
ifade ettiniz, iddia ettiniz. Sağlık Bakanı da uzunca bir tweet paylaştı. Aslında sizin iddianızın ne kadar çok gündem olduğunu da göz önünde bulundurdu ve cevap vermek zorunda da kaldı. Bu kişinin doktor olmadığını, temizlik işçisi olduğunu ve Avrupa Birliği ile geliştirilen o projeler nedeniyle işe alındığını ifade etti göçmen merkezinde. Ve uzunca bir tweet paylaştı. Neden söyleyeceksiniz Sağlık Bakanı'nın bu tweetinin karşısında? Yani çünkü çok önemli bir konuydu ve çok tartışma da yarattı, açtınız bu başlık. Ali Ekber Bey, birincisi söz konusu kişinin doktor olduğunu söylemedim. Bu kişinin yardımcı sağlık personeli olduğu benim sosyal medya hesabımda yayınladığım listede zaten yazıyor. Bunu ne zaman yayınladığıma da bakarlarsa tarihini de görürler. Kaldı ki bunun doktor veya yardımcı sağlık personeli olmasının bir önemi, bir anlamı yok. Hatta yardımcı sağlık personeli olması daha da önemli. Çünkü bu tipler her yere girer. Bakın ben genel cerrahi uzmanıyım. Hastanede gireceğim yer bellidir, ameliyathanedir, doktor arkadaşlarımın odasıdır ama kalkıp bir kadın doğum servisine girmem, giremem. Yani girsen ne yapıyorsun, ne işin var burada diye sorarlar. Ama bir temizlik personeli, yardımcı sağlık personeli her yere girer çıkar. Dolayısıyla tam da amaca, hedefe uygun bir adam göndermişler. Sağlık Bakanı aslında şecaat arz ederken sirkatil söylüyor. Yani aldım ama niye aldım diyor. Ben almadım ki bunu. Avrupa Birliği gönderdi diyor. Onlar istedi, ben aldım diyor. Daha da vahim bir durum. Yani Mısır'dan Mossad'ın eğittiği, yetiştirdiği bir adamı Avrupa Birliği getirmiş, bunların burnuna dayamış. Al kardeşim bunu işe sokacaksın demiş. Avrupa Birliği'nin talimatıyla Sağlık Bakanlığı'na memur olarak bir adamı almışlar. Bu adam da Mossad'a bir istihbarat sağlayan, bilgi sağlayan bir adam. Bunu duyan, bunu gören, bunu altında imzası olan bir sağlık bakanı bir gün görev yapamaz bir ülkede, medeni bir ülkede. Hala bunlar utanmadan, sıkılmadan tırnak içerisinde yalanlamaya çalışırken aslında kendilerini yalanlıyorlar. İçine düştükleri hali anlatıyorlar. Bakın defalarca söyledim. Meclis kürsüsünden haykırdım. Plan Bütçe Komisyonu'nda söyledim. Defalarca soru önergesi verdim. 6000 sağlık çalışanı var Türkiye'de. Suriyeli bunlar. Eczacı var, doktor var, hemşire var, diş hekimi var, yardımcı sağlık personeli var. Hiçbirisinin güvenlik soruşturması yapılmadı. Bir daha söylüyorum, hiçbirisinin güvenlik soruşturması yapılmadı. Açıp Esad'a mı sordular? Senin ülkende bu terörist miydi, IŞİD üyesi miydi, Mossad ajanı mıydı diye Esad'a mı sordular? Onunla mı görüştüler? Esad rejiminden bilgi mi aldılar? Bunların hiçbirisinin diplomalarının sahici olup olmadığı, gerçek olup olmadığı araştırılmadı. Kalkıp Suriye'deki neydi belirsiz üniversitelere yazı mı yazdılar? Onlarla mı görüştüler? Bu diplomalar gerçek mi kardeşim? Bana orijinalini gönderin mi dediler? Getirdi adam, dayadı bunların burnuna bir fotokopi kağıt. Al sana, bu benim diplomamdır dedi. Aldılar, soktular. Dolayısıyla ne güvenlik soruşturması, ne diplomalarının sahici olup olmadığı araştırılmadı. Gelelim sınavlara. Hiçbirisinin Türkçe yeterlilik sınavı yok. Bakın bu az önce bahsettiğim Mossad ajanı bir tek kelime Türkçe konuşamıyor. Hastanede onunla beraber çalışan doktorlarla görüştüm. Onlardan bilgi aldım. Beni kamuoyu bilir. Asla ve asla bilgisiz, belgesiz, arkasında sağlam bir done olmadan konuşmaz. Bu kişinin, bu Mossad ajanının hastanede nasıl çalıştığını, kimlerle görüştüğünü, Türkçe bilip bilmediğini sordum. Bir tek kelime Türkçe bilmiyor, Mısırlıydı dediler. Son derece sessiz, sakin, her yere girer çıkar ama hiç kimseyle konuşmayan bir adamdı dediler. Doktor arkadaşlarıyla konuştum ben. Boşuna mı anlatıyorum bütün bunları? Sağlık Bakanı bu içine düştüğü bu durumdan aslında hicap duymalıdır. Gelelim diğer konulara. 6000 sağlık çalışanı ile ilgili. Bakın bunların hiçbirisinin Türkçe yeterlilik sınavı yok. Medikal sınavları yok, yazılı sınavları yok, sözlü sınavları yok. Ellerini kollarını sallaya sallaya Anadolu'nun bağrı yanık çocukları, vergi vermiş, bu ülkeye emek etmiş, ataları bu topraklar için şehit olmuş Anadolu evlatları sokakta beklerken, atanmak için sıra beklerken bu güruha neydi belli olmayan bu güruha bu kapılar açıldı. 6000 kişiden söz ediyorum. Sadece İstanbul'da 200 eczacı var Suriyeli. Hiçbir sınava girmemişler. Türk vatandaşı yapılmışlar. Çatı çatı eczanelerde çalışıyorlar. Antep'e gidin. Dünya kadar Suriyeli var. Geçtiğimiz günlerde 30 milyon liralık ilaç yakalandı Suriye sınırında. Bunları gönderen kimdi biliyor musunuz? Suriyeli eczacılar, Suriyeli doktorlar, Suriyeli hastalar üzerine yazdıkları ilaçları bir çete halinde koordine edip 30 milyon liralık ilaç gönderiyorlardı Suriye'ye. Sınırda yakalandı. Sağlık Bakanı'na defalarca söyledi. Bu ilaçların orijini neresi? Nereden çıkmış? Nereye gidiyormuş? Barkodlarını okuttun mu kardeşim? Benim işim değil, emniyet yapsın dedi. Kıvırdı.
Ya böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Bütün bunlara cevap versin. Senin bakanlığına Avrupa Birliği talimat veriyor. Al kardeşim, bu adamı çalıştıracaksın diyor. Bu adam Mısır'dan geliyor. Bir tek kelime Türkçe bilmiyor. Avrupa Birliği'nin dayatmasıyla sanki sen bir manda idaresiymişsin gibi. E ne yapayım, ben aldım ama vallahi Avrupa Birliği gönderdi. Ben ne yapayım diyecek kadar acziyet içerisindeler siz. Sen müstemleke valisi misin ya? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız? Binali Yıldırım değil miydi? E biz bakın işte geri kabul anlaşması imzaladık. Avrupa Birliği'ne geçişleri önlüyoruz. Avrupa Birliği'ne terörün geçmesini engelliyoruz. Terörü Türkiye'de tutuyoruz diyen bunlar değil miydi? Utanması lazım bunları söyleyenlerin. Bunları yapanların hicap duyması lazım. Biz bunlara feryat ediyoruz. Hepsi bilgili belgeli. Sağlık Bakanı eğer açıklama yapmak istiyorsa benim meclisteki soru önergelerime cevap versin. Ben millet adına soru soruyorum orada. Haziran 2023'te soru sormuşum. Nerede bunun cevabı Sağlık Bakanı? Seni meclis kürsüsünde defalarca uyardım. Bunları söyledim. Bakın bu televizyon ekranlarında konuştuğum şeyleri meclis kürsüsünden de konuştum. Sağlık Bakanı'nın suratına baka baka söyledim. Bunlara cevap verdim. Kafasını önüne eğdi, ağzını açamadı. Türkiye'den 15 bin doktor gitmiş yurt dışına. Kardeşim bunların gidişini önüne, yabancılara kapını açacağına, neydi, belirsiz tiplere kapını açacağına, bu insanların gidişini önüne dedim, kafasını kaldıramadı. Utanmadan bir de plan bütçe komisyonunda şu hareketi yaptı. Dedi ki para için gidiyorlar dedi. Şöyle bir hareket yaptı. Ben de kendisine dedim ki ya sen böyle yapıyorsun ama asıl parayla ilgili hassasiyet olan sensin. Adamlarını ta İngiltere'ye kadar gönderdin bana. İngiltere'de hastane açmak için. Türkiye'de dünya kadar hastaneler zincirin var. Yetmedi bir de İngiltere'de hastane açmaya çalışıyorsun. Yazık günah değil mi bu Anadolu insanlarına? Yani burada Sağlık Bakanı'nın yaptığı kabul edilemez. Şecaat arz ederken sirkatin söylemiş. Bana göre dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir adamın, böyle bir yöneticinin bakan olarak değil devlet idaresinde bile bulunması mümkün değil. Sağlık Bakanı size İngiltere'de hastane açmak için danıştı yani. Danıştı değil, adamlarını gönderdi. Bir gün klinikte oturuyorum. Dediler ki Türkiye'den bir heyet geldi. Hoş geldi, safa geldi. Buyurun dedim. Biz dedi burada hastane açmak istiyoruz. Öğrendik ki sizin bu konuda çok ciddi bir tecrübeniz varmış. İngiltere'deki bu işe en iyi bilenlerden biriymişsiniz. Türklerden biriymişsiniz. Bize yardımcı olur musunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Büyük bir hastane açmak istiyoruz dedim. Peki dedim, siz nereden geliyorsunuz? Hangi grupsunuz? Kart vizitini uzattım. İtiraz ederlerse o kartları da gösteririm yani. Onun için ağzını açamadı zaten Sağlık Bakanı. Medipol'den geliyoruz dediler. Dedim beyler, bakın ben Turan Kömez'im. Sizin kime geldiğinizi Sağlık Bakanınıza söyleyin de ona göre projeye devam edip etmeyeceklerine karar versin. Sonra benim olduğumu öğrenince bir daha gelmekten vazgeçtiler. Evet, Sağlık Bakanı Londra'da hastane açmak için adamlarını bana gönderdi. Sonra da gönderdiği kişinin ben olduğumu ortaya çıkınca da vazgeçti. Net olarak söylüyorum. Peki Turan Bey, eklemek istediğiniz bir konu var mı efendim? Süre konusunda sizin de biraz sıkıntınız var. Bir yere gideceksiniz. Evet, Ali Ekmen Bey, teşekkür ediyorum. Hassas bir konu. Zaman ayırdınız. Ben de dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Bu ucube anlayış içerisinde maalesef Türkiye'nin ilerleyen yılları daha da zor olacak. Ülkesini seven herkesin, milli son bir nokta efendim, Balıkesir'de kazanma durumu ne İYİ Parti'nin? Siz herkesin bu konuda büyük bir hassasiyet göstermesi lazım. Balıkesir'de gece gündüz çalışıyoruz. Milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz basiret sahibidir. Yalana talana değil, ahlaklı olana, doğru olana meyledecektir ve gerekeni yapacaktır. Ben buna samimiyetimle inanıyorum.